Şöyle, halk enflasyondan inanılmaz muzdarip. Evet. Bir kere söyleyeyim. Yani enflasyon rakamları zamlar açıklanıyor ama bence açıklananın çok üzerinde enflasyon oranları var şu anda. Zamlar bu milletin belini büküyor. Bunlar gerçek. Bunları görmemezlikten gelemeyiz. Bunları konuşmamız gerekiyor. Bunları yok sayamayız. Bir şeyi yok saysanız da o problem ortadan kalkmıyor. Ve bu tepki getiriyor. Ama ben hep şunu söylüyorum. Evet, bunlar var. Ama bunun çözecek olan yine Cumhur İttifakı. Yine biz çözeceğiz. Yapılan anketlerde de o çıkıyor zaten. Yani sorun var mı? Var. Evet. Kim çözer? Cumhur İttifakı ya, onu diye söylüyorum. Karşılıyor. En çok güvenilen kurum Cumhurbaşkanlığı. Ha. Yani dolayısıyla orada sorun var. Bu sorun aslında geçtiğimiz günlerde Büyükşehir Belediyesi'nin eski başkanı Mustafa Çelik dedi ki ya Türkiye'de sorun var ama dünyadaki sorunlara baktığımızda daha üst perdede bizim sorunlar daha altta kalıyor ve yani bu bir siyasi ama bunu söylerken dünya ekonomisini dünya ekonomilerini ülke ülkede değerlendirdiğinizde onların bunları aşabilecek altyapısı bizden 30 sene önce oluşmuş maalesef. Tabii tabii. Yani gerçekten bunları da kabul etmek. Yani şöyle, dünyada pandemi var, böyle oldu. Dünyada enerji krizi var, böyle oldu yerine. Biz önümüzdeki süreçte ne yaparız? Yani bu bir kaçamak. Tamam, dünyada ekonomik kriz var, bizde de var. O zaman bunu çözmeyecek miyiz yani? Bu doğru değil. Bu yaklaşımı ben kabul etmiyorum. Tamam, dünyadaki problemi kabul ediyorum. Türkiye'de dünyadaki problemlere göre yüzde olarak düşük de problemler oluşmuş olabilir ama insanın kaldırabileceği yük var. Şimdi bir adam 50 kiloyu kaldırabilir, bir adam da 15 kiloyu kaldırabilir. Yani orada 50 kilo problem var, burada 15 kilo problem var, düşünmemek gerekiyor.